Merhabalar, ben Profesör Doktor Ahmet Akman. Sisli görme neden olur? Hastalar bize genellikle sisli görüyoruz, puslu görüyoruz diye gelirler. Aslında bu bizim bir göz doktoru olarak burada anladığımız cümle sisli, puslu, öyle görme, böyle görme, iyi görememek demek. Yani ben iyi göremiyorum dememiz gerekiyor aslında. Tabii ki göz çok karmaşık bir organ. Önde korneadan başlayıp ön segment, göz bebeği, göz merceği ki katarak oluyor ileride. Gözün içini dolduran sıvılar, retina, göze bağlayan sinir, bunları besleyen atar damar, toplar damar ve beyindeki görme merkezi çok kompleks bir yapı. Bize dünyada bahşedilmiş belki de en büyük hediye. Gün batarken gökyüzünde gördüğümüz o kırmızı renkleri gördüğümde ben denizdeyken her seferinde şükrediyorum. Ne kadar şanslıyım bunları görebiliyorum diye. Şimdi eğer iyi göremiyorsak bu çok basit bir göz bozukluğundan, hafif bir miyopiden, sarı nokta hastalığı, glokom, katarak gibi çok ciddi göz hastalıklarına, hatta daha ekstrem olarak beynimizdeki bazı problemlere işaret edebilir. O nedenle görmemizde en ufak bir bozukluk olduğunda hemen biz göz hekimine gitmemiz gerekiyor. Ama çok daha fazla korkacağımız iki tür görme kaybı var. Bunlardan birincisi iyi gören bir insanın bir dakikadan kısa geçici görme kayıpları yaşaması. Bu göz ya da beyne atılan embolilerin, pıhtıların belirtisi olabiliyor. Bir diğer türü de görmemizin aniden bozulup geri düzelmemesi. Şimdi eğer görmemiz iyi ve bir 2-3 saat hafif bulandı sonra düzeldiyse bu sıklıkla gözümüzün biraz kuruması, televizyon bilgisayara çok baktıysak bundan kaynaklanıyor ve gözyaşı ile düzeliyor. Ciddi hastalıkların çoğunda görme bozulduğunda hiçbir zaman geri gelmiyor. O yüzden sessiz olun. Görmenizle ilgili en ufak bir şüpheniz olduğunda muhakkak bir göz doktoruna gidin. Bir de şunu hiç unutmayın, hepinize bugünün dersi bu olsun. Hep bir gözümüzü kapatıp bir gözümüzle sonra da öbür gözümüzle uzakta bir yazıyı okuyarak aynı görüp görmediklerine bakalım. Öyle hastalar görüyoruz ki 20-25 yaşında bir gözünün görmediğini askeri erkekler gidip de nişan almaya çalıştıklarında bir gözlerini kapattıklarında fark ediyorlar. Her yaşta, her gün en az bir kere bir insanın bir şöyle yapıp gözlerini ya ikisi de aynı görüyor mu diye düşünmesinde, değerlendirmesinde büyük önem var. Eğer aralarında bir fark varsa bu az gören gözde ciddi bir hastalığa delalet edebilir. O yüzden bir an önce göz hekimine gitmeniz gerekiyor. Umarım gözlerinizin ışığı hiç sönmesin. Hep güzel günler görün, hep güzel manzaralara, güzel insanlara bakın. Kalın sağlıcakla.